Herkese merhaba, benim adım Pablo, sağlık karacısıyım. Bu videonun amacı koronavirüsün ne olduğunu, korunmak için ne yapabileceğimizi, hasta olmamız durumunda ne yapmamız, nasıl davranmamız gerektiğini ve sokağa çıkma yasağı yürürlükteyken faydalanabileceğiniz yardımları anlatmaktır. Koronavirüs nedir? Koronavirüs, küresel bir mesele haline gelmiş yeni bir virüstür. Bu virüs özellikle yaşlılar, başka hastalıkları olan insanlar ve gebeliğin son dönemindeki kadınlar için tehlikeli olabilecek bir hastalığa yol açar. Virüs, akciğerlerine saldırıp insanın normal nefes almasını engeller. Yani hasta gittikçe nefes almakta zorlanır. Bazı insanlar ise vücutlarında virüsün bulunmasına rağmen hasta olmaz. Bu durum özellikle çocuklarda görülür. Koronavirüs nasıl bulaşır? Koronavirüs enfekte insanın tükürüğünde, tükürük damlacıklarında, ellerinde bir de dokunduğu nesnelerde bulunur. Eğer konuşan veya öksüren enfekte bir insanın yakınında bulunursak veya başka insanların bizden önce dokunduğu nesnelere dokunursak o zaman virüsü kolayca kapabiliriz. Kendimizle diğerlerini koronavirüsten nasıl korumalıyız? Peki, eğer hasta değilsek 1. Mümkün olduğu kadar evde kalmalıyız. 2. Mesafe koymalıyız. Yani el sıkıştırmayız. Tokalaşmayız, öpmeyiz, sarılmayız, başkalarıyla aramıza en az 1,5 metre mesafe koymalıyız. 3. Virüsü bilmeden taşıyor olmamızın ihtimali de var. Dolayısıyla başkalarını da korumayı düşünmeliyiz. Öksürme veya hapşırma sırasında dirsek içini, yani veya kullandıktan sonra çöpe atabileceğimiz mendil kullanabiliriz. 4. Ellerimizi sık sık, günde birkaç kere ve eve girer girmez su ve sabunla yıkamalıyız. Sabun zaten ellerdeki virüsü öldürür. Eğer dışarıdaysak, hemen ellerimizi yıkamazsak, hidroalkolik, yani alkol bazlı jelde kullanabiliriz. Hasta olmamız durumunda ne yapmalıyız? Eğer öksürüyorsak veya ateşimiz varsa doktorumuzu ararız. Eğer nefes almakta zorlanıyorsak, o zaman telefonu alıp 15 numarasını ararız. Virüsü başkalarına bulaştırmamak için doğrudan doktora veya acil servise gitmemeli, başka insanlar yakınında bulunmamaya da dikkat etmeliyiz. Ellerimizi düzenli olarak yıkamalı, diğer insanların dokunacağı nesnelere biz dokunmamaya özen göstermeliyiz. Mümkünse maske de takalım. Koronavirüs nasıl tedavi edilir? Hekimler hastalığın belirtilerini hafifletmek amacılı ilaçlar verebilir. Eğer ateşimiz varsa parasetamol içebiliriz. Fakat doktorumuza danışmadan başka ilaç kullanmayız. Çünkü bazı ilaçlar hastalığı ciddileştirebilir. Ciddi durumlardaki insanlar vücutları virüsü etkisiz hale getirinceye kadar hastaneye yatırılıp oksijen desteği alabilirler. Koronavirüs aşısı da henüz bulunmadı. Sokağa çıkma yasağı yürürlükteyken ne yapabiliriz? Evde kalarak hem virüsü bulaştırmayız hem de ev salgının bitişine kadar kendimiz yakalanmaktan kurtuluruz. Evden çıkmak için sokağa çıkma yasağından muafiyet belgesini doldurmamız gerekiyor. Bu belge her çıkışta adımız, adresimiz ve çıkışımızın nedenini saptayacağız bir form, bir belgedir. Nedenler için birini işaretleyeceğiz, birkaç seçenek verilir. Bu belge www.interior.gov.fr sayfasında bulunur. Gerek bir kişiye yazdırabilir, gerekse yazdırmak imkanımız yoksa elle kopyalayarak kendimiz yazabiliriz. Bu arada belgenin İngilizcesi de mevcuttur.
Ayrıca sokağa çıkınca üzerimizde bir kimlik belgemiz olması gerekiyor. Polis memurları bu belgelerimizin bulunup bulunmadığını her an kontrol edebilir. Dikkat! Üzerimizde muafiyet belgesi bulunmaması durumunda polis memuru 135 euro cezasını kesebilir. Evden bu gerekçelerle çıkabiliriz. Bir, işe gitmek. Bu evden çalışamamamız patronumuzdan da bunu tespit eden bir kağıdımız olması durumunda geçerlidir. İki, evimizin yakınlarındaki dükkanlardan yiyecek almak. 3. Doktor veya eczaneye gitmek. 4. Çocuklarımızı bakıcının yanına götürmek veya birinin yardımına gitmek. 5. Gıda yardımını veya herhangi başka bir yardım almaya ve çağrılmamız durumunda zorunlu idari işlemleri halletmeye gitmek. 6. Evimizin yakınlarında bir saati aşmamak koşuluyla küpeğimizi yürüyüşe çıkarmak veya spor yapmak. Sokağa çıkamadığımız dönemde haklarımız nelerdir? İkamet belgemizin geçerliliği 15 Mart'tan sonra bittiyse, bu evrakı yenilemeye yetkili daireler kapalı olduğundan sokağa çıkma yasağı kaldırılıncaya kadar geçerli olur. Ama Etmedikal'de da kartımızın geçerliliği 12 Mart ile 31 Temmuz 2020 arasında biterse otomatik olarak 3 ay daha uzatılmıştır. Bununla ilgili bir bildiri almış olmalısınız. Sokağa çıkma yasağı geçerliyken RSA, Revenu de Solidarité Active gibi yardımlar otomatik olarak uzatılmakta, evimizin sahibinin de bizi evden çıkarma hakkı yoktur. Doğum kontrolü veya düzenli olarak kullandığınız ilacı nasıl tekrar yazdırabilirim? Sokağa çıkma yasağı geçerliyken eczanecimiz bir önceki reçete ile doğum kontrolü ilacımızı veya düzenli olarak kullandığımız ilaçları verebilir. Yeterince yiyecek paramız yoksa ne yapabiliriz? Sokağa çıkma yasağı geçerliyken gıda dağıtım merkezleri mevcuttur. Nerede bulunduklarını öğrenmek için Paris Belediyesi'ne ait Soligit sayfası veya Saint-Saint-Denis ilçesinin web sayfasına bakabiliriz. Bu bağlantılar şu anda ekranın bir yerine çıkıyordur. Yatacak yerimiz yoksa ne yapabiliriz? Bu durumda 115 numarasını aramak veya yardımcı olabilecek derneklere danışmak lazımdır. Derneklerin de bağlantıları ekranın bir yerine çıkıyordur şu an. Eve kapanmak benim için bir sıkıntı oluyor. Nereden yardım alabilirim? Eve kapanmak birçok sebeple zor olabilir. İster evimiz küçük de biz çok kalabalığız, ister çocuklar bıkıp usanır, ister de şiddete başvurabilecek biriyle yaşıyorum. Bu sorunlar karşısında yalnız değilim. Kendimi anlatıp destek almak için 0800 130 000 ücretsiz numarasını arayabilirim. Bu Fransızca serbest için. Evime yakın gönüllü derneklerinden veya belediye ilçe yetkililerinden yardım isteyebilirim. Ev içi şiddet mağduruysam 39 19'u, yakın tehlike durumunda da bulunursam 17 numarasını ararım. Çalışmaya devam etmem gerekiyor ama korkuyorum. Eğer işimi evden yapamazsam ve 16 yaşından küçük çocuklarım veya engelli bir çocuğum varsa patronundan evde kalmamı sağlayacak bir rapor yazmasını isteyebilirim. Maaşım ise etkilenmeyecek. Her nasılsa işe gitmek zorundaysam virüsten koruyan mesafe ve hijyen kurallarına özellikle uyarım. İş yerinde hasta olmaları mümkün insanlarla temasta bulunmak zorundaysam patronumdan maske isterim. Beyan edilmemiş ufak tefek işlerle uğraşıyorsam hem benim hem de yakınlarım için tehlikeli olabilir şu anda. Evde kalma zorunluluğu kaldırılıncaya kadar
gıda yardımları çalışmadan geçirmemi sağlayabilir. Bu videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım koronavirüsle ilgili en önemli şüphelerinizi çözebilmişimdir. Şimdilik sadece kendinize çok iyi bakmanızı dilerim. Hoşça kalın.